sizlere yoğurtlu semizotu yapacağız. Çok basit. Böyle bu semizotunu pazardan alabilirsiniz. Eviniz bahçeliyse veya komşunuzda bahçe varsa gülün dibinde, ağacın dibinde bile yetişir. Bunun yabanisine pipirim derler. Tarlada yetişmesine özel olarak yetiştirdiğiniz zaman semizotu derler. Ama inanılmaz faydalıdır. Bunun salatasını da yaparız, yemeğini de yaparız. Yoğurtlusunu yapacağız bugün size. Onun için de bakalım yoğurtlu semizotu için neler gerekli, bir tezgahımıza bakalım. Tabii ki bir demet semizot aldık. Sabunu kestik. Güzelce yıkadık 4-5 defa. Hazır. Süzme yoğurt 2 bardak. Süzme yoğurt. Ve ben içine 3 diş, 4 diş sarımsak koydum. Ezdim ve sarımsaklı yoğurt yaptım. Tuz. Üzerine gezdirmek için de zeytinyağı. İster gezdir, ister gezdir. Ama bunu sarımsak, yoğurt ve semizot. Şimdi semizotlarımızı alalım hemen. Yapmaya başlayabiliriz. Bunlar hemen şöyle. Bunun bu küçük safları lezzetlidir. Hiç ayıklamaya gerek yok. Şöyle kestik. Kabın içine boşaltıyoruz. Bunları da alalım. Semizotlarımızı böyle kesiyoruz. Bunun sapını atmaya gerek yok ama kalınsa sapı güzel olmaz. Ama bunun incecik, onları da yenir. Çok faydalı bir ottur. Bunun mesela yaprakları iri iri olur. Onlara böyle yaprak yaprak da alabilirsiniz tek. Ama bunlar küçük yapraklı ve daha lezzetli benim tercihim. Bunu aldık. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzu da içine atıyoruz. Sarımsaklı yoğurdun içine attık. Tuzunu koyuyoruz. 2 çay kaşığı yeterli. Karıştıralım. Bakın bu kadar basit bir şey bu. O kadar da lezzetli bir şey. Ben her zaman zeytinyağlıları yapın, dolaba koyun, 3-4 gün yiyin de. Ama bunu ne zaman yiyecekseniz o zaman yiyin. Çünkü 2 gün dolapta kaldığı zaman semizotları kararıyor. O da hoşuma gitmez. Ben şöyle yemyeşil, beyazın altında şöyle yemyeşil görmek isterim. Evet. Semizotumuzun yoğurdunu da karıştırdık, doğradık da hazırladık. Şimdi buraları toplayalım ve tabağa koyup tadına bakalım. Semizotumuzu tabağımıza koyalım. Evet, şimdi tadına bakma zamanı. Evet, yoğurtlu semizotumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok hızlı yapılır ama inanın bana bir o kadar da faydalı. Semizotunun faydasını anlatmakla bitiremeyiz. Semizotunu yiyin, ister salatasını yiyin, ister yemeğini yiyin, isterseniz de böyle yoğurtlu yiyin. Bugün yoğurtlu yaptık, sarımsaklı yoğurdumuzu hazırladık, semizotumuzu da aldık pazardan. Bunların bakın iri yapraklısı olduğu zaman yaprak yaprak da yapabilirdiniz. Tek 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 onu da karıştırabilirdiniz. Ama biz ince saplı olduğu için hepsini ben saplarıyla koydum ve karıştırdım. Üzerine de birazcık zeytinyağımızı koyduk. Evet, bu kadar. Tadına bakalım. İkicecik yapıyorsak mutlaka bir defa da semizotu yapalım. Yoğurtlu. Hepinize afiyet olsun. İhmal etmeyin.